Tekrarlayan düşükler bayanlar için çok zor bir süreçtir. Tıbben 3 tane yaşanan 12 hafta altında gebelik kaybı bizim için tekrarlayan düşük grubuna girmektedir. Bunun altında yatan bazı genetik faktörler, enfeksiyonlar ya da yapısal bozukluklar olabildiği gibi maalesef olguların yarısında hiçbir faktör saptanmamaktadır. Eskiden tekrarlayan düşüklerde hastalarımıza hiçbir destek vermeden, yani bir genetik problem yoksa, yapısal bir sorun yoksa ya da enfektif bir durum yoksa tekrar tekrar gebe kalmalarını ve sonuç olarak bir gebeliklerinin doğumla sonuçlanacağını bilgisini verirdik. Ama günümüzde tüp bebek tedavileri, bazı ekoller buna karşı çıksa da benim kişisel deneyimim ve kişisel görüşüm tüp bebek tedavilerinin bu hastalarda yüz güldürücü sonuçlar içerdiği ve düşük yapmanın günümüz kadını için hiç kolay bir süreç olmadığı, bu zaman kaybının, gebelik için beklenen sürenin, yaşanan travmaların maalesef ek sorunlar getireceği yönündedir. O yüzden tekrarlayan düşük yaşayan hastalarımızda iyi bir ön inceleme yapıp problemin ne olduğunu anlamaya çalışmak, bu probleme doğru yaklaşmak ve belki de tüp bebek tedavilerine geçerek embriyoların genetik olarak ayıklanarak sağlıklı embriyo elde ederek transfer edildiğini görmek başarıya attıracak faktörler olacaktır. Ancak maalesef tüp bebek tedavisi uygulamak tabii ki kesin sonuç olamaz. Bazı tüp bebek tedavisi uyguladığımız hastalarda da yine düşükle sonuçlanabilir. Ancak bu denemeleri gereken bir yöntemdir yine de.